Günaydın Kırısa. Birlikteliğimiz devam ediyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Nail Soyel konuğumuz. Dün Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal'la konuşmuştuk. Devlet laboratuvarında yangın sonrası yapılamayan tahlilleri gerek yurt dışından gelen ürünler gerekse de ülkemizde üretilenlerle ilgili ne yapılıp yapılamadığını konuşmaya çalıştık. Kısa bir süre sonra yeniden analizler yapılabilecek açıklamasında da bulundu. Tarım Dairesi Müdürü. Ama bir yandan da özellikle Türkiye'den gelen, yurt dışından gelen ürünlerle ilgili analiz raporlarının talep edildiğini söyledi. Ama buradaki ürünlerle ilgili yapılamıyor. Çünkü devlet laboratuvarı yok dedi. Türkiye'den gelen ürünlerle, analiz raporu alınan ürünlerle, yüklenen ürünlerin kontrolü nasıl yapılıyor da sorduk. Kesinlikle güvenilir olduğunu söyledi. Kendi ifadeleri bu Tarım Dairesi Müdürü'nün. Dolayısıyla biz de bu şekilde paylaştık sizlerle. Gıda Mühendisleri Odası'nın konuyla ilgili tepkileri yayınlandı gazetelerde. Detayları konuşmaya çalışacağız. Konuğumuzla birlikte hoş geldiniz diyelim. İyi günler, iyi sabahlar dileyelim. Zaten aslında ne kadar sağlıklı besleniyoruz sorumuz. Tükettiğimiz gıdalar ne kadar sağlıklıdır sorumuz hep var. Ama bir şekilde özellikle devlet laboratuvarındaki yangın sonrasında bu analizlerin yapılamıyor oluşunun açıklanması tedirginliği daha da artırdı. Az önce biraz özetlemeye çalıştım Tarım Dairesi Müdürü'nün söylediklerini ama özet olarak şu, ülkemizde üretilen ürünlerin denetimiyle ilgili devlet laboratuvarı analiz yapamıyor ama nasıl bir tedbir var mı alınan, ne yapılabiliyor en azından şu anda diye sorduğumuzda, işte ilaçlama anında ürünlerin yetiştiği tarlalarda bulunmaya çalışıyoruz ama tümüne de yetişme şansımız, %100 hepsinin yanında olma şansımız da yok gibi bir açıklaması oldu. Müdürüm, nasıl değerlendirirsiniz Gıda Mühendisleri Odası olarak? Şu anda biz şey yiyelim mi, yemeyelim mi? Yemesek zaten yaşayamayız. Hani evet. Yaşamak için her gün yemek zorundayız ve bu günlük birkaç kere yapmak zorunda olduğumuz bir konu. Özellikle çocuklarımızdan hiçbir zaman, hiçbir surette azımsayamayacağımız, sınırlayamayacağımız bir husus. Tabii ki açıkladığınız konular gerçekten çok sanki böyle 50 yıl, 100 yıl öncesi Kıbrıs gibi bir imaj doğuruyor kafamda. Çünkü gerçekten dünya artık daha teknolojik, daha bilimsel, daha yasalar, daha kurallara yönelik olarak sistemlerin kurulduğu, sistemlerin yürüdüğü, çalıştığı ve her insanın, her bireyin bunun farkında olup uyduğu mekanizmalarla yürüyor. Kendi ülkemize baktığımızda göremediğimiz husus bu aslında. Sistem yok. Gıda güvenliğini teyit edecek, kontrol edecek, bunun dinamiklerini hem üreticisiyle hem tüketicisiyle hem kontrol eden memurlarıyla harmanlayıp gerçekten günlük hayatımızdaki yaşam kalitesini, tükettiğimiz gıdaların güvenliğini artıracak şekilde önlemlerin teminini sağlayacak ne yazık ki mekanizma yok. Devlet laboratuvarının bu süreçteki değeri ortaya çıktı aslında. Çünkü zaten sizin de bahsettiğiniz gibi güven eksikliği, güven sorunu yaşıyorduk. Ama bu süreçte daha da kötüye gittik. Demek ki devlet laboratuvarımız evet büyük bir görev üstlenmişti, misyon üstlenmişti. Ciddi çalışan bir kurumumuzdu. Dünya standartlarında yapılan analizler söz konusuydu. Her ne kadar gelen ürünler belli bir standartta ve analiz sertifikasıyla gelse de buradaki resmi memurların, gümrük memurlarının gümrük sırasında ürün kabulü yapmadan önce ürünlerden analiz alarak, test edilerek elde edilen sonuçlarını devlet laboratuvarımız bize açıklıyordu. O sonuçlara ithafen ürünlerin kabulü veya reddi veya imhası kararları vardı. Bu da gerçekten çok önemli bir aşamaydı. Çünkü bu gıdalar sonuçta sadece burada üretilmiyor, yurt dışından gelen gıdalar da var. Ve gerçekten insan sağlığının yaşamsal önemi bir kere daha hala gündemimizde duruyor. Bu noktada devletimizin, bizi yönetenlerin somut olarak açıkladığı bir planın olmaması bizi çok gerçekten hayretlere düşürüyor. Gıda Mühendisleri Odası olarak bunun altını çizdik. Biz zaten bakan ziyaretimizi de yaptık. Yasa da belli aslında. 2014'te bir yasamız çıktı. Gıda ve Yem Yasası. Henüz tabii ki ana taslak yasa ve bunun alt tüzüklerle diğer ilgili yasalarla tamamlanması gerekiyor. Burada bir belirlenmiş olan Gıda Risk Değerlendirme Kurulu var. Bunun gereği bir kriz yönetiminin oluşturulması, bir kriz masasının oluşturulması, bu hususları göz önüne alıp teknik insanların teknik görüşlerle, hani bu süreçte
insan sağlığının risklerini değerlendirip ne yapılabilir bir plan dahilinde değerlendirme yapamadık. Şu an herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapılmıyor değil. Kimse elini kolunu bağlamış değil. Gördüğümüz kadarıyla resmi makamlar evet bir çaba içinde. Ancak yani bu bile bir bilimsel çerçeveye oturtulabilmiş değil. Bu da yani böyle şans eseri yaşadığımız hissini getiriyor bize. Bu noktada gerçekten hala kendimize dönüp bakmamız ve dünyalı bir düşünce tarzına dönmemiz gerektiğiyle ilgili noktaya geliyoruz. Hep şüphemiz var, hep uyarılarınız var gıda mühendisleri odası olarak özellikle nelere dikkat etmemesi gerektiğiyle ilgili ama şu durumda zaten herhalde yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Yani herhangi bir meyveyi, sebzeyi alırken ne yapabiliriz bu şartta? Yapılabilecek bir şey var mı? Yani neden hani biz artık kendimizi düşünüyoruz? Biz aslında kendimizi düşünerek yani ben ne yapabilirim noktasında kurtulup aslında ülke olarak hangi noktaya taşınmalıyızı sorgulamamız gerekiyor Damla Hanım. Çünkü yani vatandaş kendini nereye kadar kurtarabilir? Yani bir pestisit kalıntısını elmanın üzerinden, marulun üzerinden kimse bakarak teyit edemez. Bunu ziraat mühendisi de bakarak teyit edemez. Çünkü bu çok teferruatlı tetkikleri gerektirir. Zaten hani son nokta kontrolü artık yapılabilecek en son şeydir. Burada aslında dünya artık üretim zincirine dönüyor. Çünkü biz aslında riski değerlendirmemiz lazım. Rafın üzerine gitmiş tüketicinin beğenisine sunulmuş bir üründe yapılabilecek hiçbir şey yoktur eğer bir şey varsa. Biz geriye dönüp üretim sırasında hangi metotlar kullanılmış, hangi yöntemler kullanılmış, bu süreç sırasında belli analizler yapılmış mı, yönlendirme yapılmış mı, yan etkiler nelerdir, kullanılan ilaçlar kriterlere uygun mu, yöntemler doğru mu, bunlara bakılması gerekiyor. Dünya bunu yapıyor esasen. Bunları yapılınca zaten rafa gitmiş üründen emin oluyor herkes. Hem üretici, hem tüketici, hem de kontrol eden resmi memur. Dolayısıyla biz aslında olayın kökenine inmemiz gerekiyor. Sistemsel de düşünmemiz gerekiyor. Bunu vatandaşın düşünmemesi gerekiyor. Biz ne yapabiliriz, neye dikkat etmeliyiz? Bizim yapmamız gereken toplum olarak artık bunu devlet politikası olarak yönetenlerden dinlemek. Çünkü hükümetler değişince yapılan yasa çalışmaları, yapılan uygulamalar, yapılan çalışmalar rafa kaldırılıyor. Geliyor yeni, ben bunu beğenmedim, başka bir şey yapacağım. Ben işte gıda dairesi kuracağım. Gıda dairesi kalktı ortadan. Şimdi başka şeyler konuşuluyor. Ya bir çalıştaydan bahsediliyor şimdi. Önümüzdeki hafta. Bu çalıştaya kafa yoran mekanizma neden kafa yormuyor? Ben evet bütünsel düşünüp daha sağlam adımlarla gıda yasasına bu çerçevede faaliyet gösteren bütün kuruluşları bir noktada toplayacak, birbirine koordine edecek çalışmaların tohumlarını atıp bu tohumları veya var olan önceki tohumları besleyip elle tutulur bir aşama kaydetmeye neden odaklanmıyoruz? Bunları sorgulamamız lazım bence toplum olarak artık. Yani çalıştaya gerek yok aslında bu noktada ona harcanacak zaman. Onlar da tabii ki olayın bir parçası ama neden hani somut olarak adım atıp da gerçekten evet artık bir şeyler başladı. Biz bu başlayan şeyleri takip edelim noktasına gelemiyoruz halen. Budur en büyük soru işareti. Peki ne yapabilir insanlar? Alışverişte bir şey yapabilir mi diye de sormuştum. Her zaman yapabileceğimiz şeyler tabii ki. Yani her zaman yaptığımız şeyler nelerdir? Aldığımız ürünlere bir bakmak. Yani tarihleri artık bunu herkes biliyor. Tarihine bakmak hepimizin yaptığı bir şey zaten ama ürünü tanımak çok önemli. Tükettiğimiz ürünleri tanımak çok önemli. Üreticisini bilmek önemli. Belli markaları tercih etmek. Gerçekten ülkemizde gıda yasasını, ülke yasasını bırakıp da kendi standardını oluşturmuş, kendi hijyen kalitesini yükseltmiş işletmelerin isimleri var ve bunlar gerçekten hijyen standardı olarak belli bir noktalarda öncü de oluyor sektörde. Bu bizim için çok teselli edici bir şey. Yani bunları da takip etmemiz lazım. Sorgulamamız lazım sizin yaptığınız bu çalışmaları, basında açıkladığınız bu değerli bilgileri izlemeleri lazım. Belediyeler ciddi kontroller yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. İsimler artık açıklanmaya başlandı. Bu benim de çalıştığım Girne Belediyesi dahil, Lefkoşa Türk Belediyesi dahil çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Bunları izleyip gerçekten sorgulamak, aktif olarak işin içinde olmak lazım. Çünkü yediğimiz içtiğimiz gıdalar bedenimizin bir parçası oluyor. Sağlığımızı doğrudan etkileyen unsurlar oluyor. Son noktaya gelince işte atıyorum bir kanser oluyor, bir gıdayla ilgili herhangi bir alerjik reaksiyon oluyor. O noktaya gelince artık iş işten geçmiş oluyor. Hepimiz her şeye maruzuz aslında.
O nedenle duyarlılığımızı korumamız ve sormaya devam etmemiz gerekiyor. Yani kansere büyük etken aslında. Birçok şey karsinojenik zaten. Avrupa Birliği'ne baktığımızda, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda çok değil aslında Damla Hanım. Yani bunların yayınlanması 2002'de başladı bir çalışma. Dediler ki biz beyaz sayfa açalım. Yani bir sil baştan yapalım. Çünkü işte akrilamitten tut, BSE bir sürü kimyasal kaynaklı, karsinojenik kaynaklı gıda risklerini nasıl biz önüne geçebiliriz deyip de bir beyaz sayfa açtılar. Dediler ki işte önce bir risk değerlendirmesi yapalım. Önce dediler işte biz gıdayı bir bütün alalım. Tarladan sofraya konseptini bir geliştirelim. Kontrol resmi kontrolleri değerlendirelim. İşte tüketiciye, üreticiye sorumluluk verelim. Yani bu en temel şeyler bunlar. Yani çileği tarlada üreten şahıs üründeki pestisit kalıntısından sorumlu olması lazım. Atıyorum işte peynir üreten şahıs içindeki bakteri varlığından kesinlikle ben sorumluyum diyebilmesi lazım. İşte bir lokantada yemek üretiyorsa evet zaten bir şey olmuyordu bugüne kadar demek yerine evet ben bu yemekten eminim, kendi çocuğuma da verebilirim, kendim de tüketebilirim. Bunun hijyeninden ve güvenliğinden eminim diyebilmek zorunda. Ürününe her üretici sonuna kadar sahip çıkmak durumunda ve bunların bütün elementlerinin bir araya gelmesi durumunda zaten gıdanın güvenliğinden biraz daha emin olarak bahsedebilmemiz mümkün oluyor. Peki bu kadar özellikle kanser yayılmışken bu ülkede biz hala ne tükettiğimizi ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulamamız da güzel. Çünkü geçmişe oranla aslında yapılan uyarılar neticesinde bugün daha fazla sorguluyoruz. Daha çok biliyoruz ama yani örneğin nasıl besleniyorsunuz? Konuya uzman biri olarak da aynı zamanda siz gerçekten büyük endişe taşıyor musunuz? Özellikle şu kesinlikle. An içinde bulunduğumuz evet günler. Kesinlikle. Yani ben de geçen akşamki bir programda evet. Aynı soruyu yöneticiler için sordum. Siyasetçilerimiz acaba nasıl besleniyor? Devlet yöneticilerimiz ve bu ülkedeki bu gıda denetim otoritesinin boşluğunu veya eksiklerini tamamlama yönünde adım atamayan bu merciler nasıl besleniyor? Evet ben de aslında bu noktada konuyla ilgili birisi olarak bireysel olarak bir vatandaşım sonuçta ve aynı şekilde satın aldığım gıdalara tabii ki dikkat ediyorum. Açık pazarlardan illaki soruyorum üreticiye bunda ilaç yok yani. Hani bu noktaya geldi artık sorularım ve gerçekten kendi kendime hayret ediyorum. Yani tabii ki adam demeyecek evet attıydım akşam zaten ilaç demez tabii ki bunda ilaç yok diyecek. Ama dünyanın da trendi artık doğal olana dönmek, organik olan gıdaya dönmek ve hani üreticisini bildiğimiz, tanıdığımız markaları tüketmek, çeşitli tüketmek, mevsiminde tüketmek, lokal yiyecekleri tüketmek, tarihine dikkat etmek, içeriğine dikkat etmek. Eğer bir alerjik reaksiyonumuz varsa içeriğini kesinlikle zaten okumamız gerekiyor. Çünkü sadece bakteriyel ya da pestisit kalıntısı değil. Bazen insanların bedeni atıyorum işte sütte bulunan laktoza veya işte fındıkta bulunan herhangi bir maddeye karşı reaksiyon gösterebiliyor. Mesela glutene karşı reaksiyon gösterebiliyor. Bu tür konularda insan kendi bedenini de iyi tanıyıp ürünün içeriğine kadar erişmeli aslında. Çünkü gerçekten bedenimiz hepsine reaksiyon gösteriyor. Bazılarına anında bazılarına da uzun yılların sonundaki karsinojenik etkiler. Çünkü bu pestisit kalıntıları, hormonlar, işte atıyorum toksinler bedenimizde yağ dokunun içinde birikip kalıyor. Ve bunlar kolay kolay atılamıyor. Birikintiler de belli bir dozdan sonra, belli bir limitin üzerine çıktıktan sonra insan bedeninde daha farklı olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. O noktaya gelmeden kendi bedenimizi sağlıkla beslemenin yolunu bulmamız gerekiyor. Evet. Peki GDO tahlilleri de yapılamıyor. Özellikle ülkemizde zaten yapılamıyordu aslında. Çok ileri düzey bir tahlil bu. Hiç yapılamadı. Türkiye'de sanıyorum belli laboratuvarlar yapabiliyor bunu. Ama şu bir gerçek ki bütün dünyaya yayıldı genetiği değiştirilmiş organizmalar. Tabii bu biyoteknolojinin bir armağanı veya armağanı mı diyelim yoksa hani bir problemi mi diyelim gıda sektörüne. Çok büyük bir teknoloji tabii ki bir canlının başka bir canlıya geninin transfer edilerek ürünün geliştirilmesi, raf ömrünün artırılması, veriminin artırılması gibi iyi sebepler görünse de baktığımızda gerçekten doğal ve organik yapısını bozup çok farklı ürün şekilleri, çok farklı ürün tiplerini raflarda görebiliyoruz. Tabii ki gıdanın raflarda atıyorum işte fonksiyonel gıdalar çok trend bir şey.
mesela işte yoğurdun bağırsak sistemini etkilemesi veya kalp damar sağlığı açısından, kolesterol açısından bazı ürün gruplarının geliştirilerek sağlığın pozitif etkilemesi yönünde yapılan çalışmalar pozitif ve iyi şeyler. Ama diğer taraftan da genlerin değiştirilerek genetiği değiştirmiş ve hatta biz bunları anlamadan tüketmiş olmamız büyük bir endişe verici konu. Sonuç olarak bu ürün grupları uzun vadede kendi etkisini gösterebiliyor insan bedeninde. Yani genetiği değiştirilmiş bir domates veya mısır tükettiğimizde şu an bir şey anlamayız belki. Ama uzun vadede neler olur hala dünya bunu bilmiş değil, anlayabilmiş değil. Evet. Peki yapılması gerekenler belli aslında. Ama şu anda endişe bir yandan bakıyorum, özellikle şu soruyu soran bir izleyicimiz var. Donmuş gıdalarla mı beslenelim bu dönem diyen bir izleyicimiz var. Yani donmuş gıda her zaman için aslında konserveye nazaran daha çok tercih edilebilir bir ürün. Çünkü daha konserve sağlıklı. Biraz daha fazla bir proses yaşıyor. Dondurma işlemi sadece ürünün sıcaklığının oldukça düşürülerek bir şoklamayla muhafaza edilmesidir. Donmuş muhafaza edilmesidir. Yani en çok sağlıklı yöntemdir. Sağlıksız değil donmuş. En sağlıklı yöntemdir aslında gıda muhafazasında. Çünkü hiçbir kimyasal kullanılmıyor gıdanın donmuş olarak yani muhafazasında. Yani taze diye aldığımız örneğin bir brokoli ile donmuş bir brokoli arasında nasıl bir fark var? Ama şimdiden bahsetmiyorum tabii. Şimdi zaten ne kadar sağlıklı olduğunu da bilemiyoruz. Şimdi tabii ki yani ülkemize geliyor Avrupa'da üretilen gıdalarda donmuş özellikle. Oradaki kurallar çok daha keskin, katı. Az önce bahsettiğimiz gibi bir çerçevenin içinde değerlendirilir. Yani orada üretici de buna dahildir. Ve üretici eğer belli bir dozu aştıysa, belli bir yanlışı gerçekleştirdiyse bu açıklanabilir bir noktadadır. Yani şeffaflık ilkesi vardır. Monitoring dediğimiz izleme politikası içerisinde ürünler izlenir ve açıklanır da. Yani yıllık yapılan, aylık veya haftalık yapılan kontrollerde markaların, üreticilerin veya ülkelerin isimleri açıklanarak işte Türkiye'den atıyorum şu tarihte ithal edilen Mısır'da şöyle bir şey bulunduydu diye bir bildiri yayınlanır. EFSA bunu yayınlıyor aslında rutin olarak ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu standarttır. Hal böyle olunca da üretici kendini böyle bir riskin içine atmak istemez. Ve belli bir standarta üretim yapar, sorumluluğunu taşır yani. Ve dolayısıyla hani Avrupa gıdaları güvenlidir gibi bir sonuca varıp da böyle bir öngörü yapmak istemiyorum ama o noktaya da geliyor aslında. Bunu işte biz de kendi ülkemizde kurmamız lazım. Şu an dediğim gibi belediyeler yapabilmeye başladı bunu. Küçük küçük isimler açıklanmaya başladı ki bu ülkemiz için çok ciddi bir skandal oluyor. Herhangi bir marka atıyorum bir ekmek ürünü, bir pasta ürünü. İşte bu pastaneden yapılan bu pasta, düğün pastası ya da bu ekmek, bu marka. Bunlar çok infial yaratıyor, skandal yaratıyor ama bunları öğrenerek hepimizin bir ders çıkarıp gerçekten standarda uyma konusunda kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bilinen markayı tercih etmek tabii ki çok önemli bir adım aslında güvenli gıda seçmek anlamında bireysel olarak bir tüketici için. Yani belediyelerin yaptıkları kontroller sonucunda o iş yerlerinin isimlerinin verilmesi aslında caydırıcılık açısından da o iş yerine bir daha aynı hatayı yapmaması açısından da önemlidir. Dolayısıyla artık isimleri görüyoruz, isimlerle açıklanıyor. Günün sonunda da güvenip güvenmeyeceğini artık bundan sonrasına dönük olarak da tüketici kendi karar veriyor. Tek bir laboratuvara bağımlı olma konusu da çok konuşuldu, tartışıldı. Dolayısıyla farklı yöntemlerde bulunabilmeliydi bu dönem içerisinde. En azından gidip tarlada o ürün atılırken ilacı kontrol etmeniz tümünü mümkün değildir. Tabii ki hiç kimsenin başında duramayız aslında. Bizler de yani belediye çalışanları veya resmi kurum çalışanları, deneticiler olarak hiç kimse üreticinin başında tepesinde durup bunun kontrolünü sağlayamaz. Eğitim verdim evet zaten biliyorlar deyip de bunun güvencesini sağlayamaz. Yani bu bir zincirin bir parçası tabii ki eğitim de onun bir parçası zaman zaman gidip başında kontroller yapmak da onun bir parçası ama tek başına yeterli değil. Yeterli değil. Hayır kesinlikle. Farklı alternatifler olmalı dolayısıyla. İşte bütünlük arz eden bir sistem dahilinde değerlendirilmedi gıda kontrolleri de. Çünkü Avrupa'da hani çiftlikten sofraya kavramı 2000 yıllarında başlandı bahsedilmeye. Bizim ülkemizde de bunlar çok lanse ediliyor. Sonuçta gıda birçok ilgili uzmanın atıyorum işte veterinerler, ziraat mühendisleri, biyologlar, gıda mühendisleri
birçok uzmanın farklı noktalarda rol aldığı, uzmanlığını veya bilgisini kullandığı ve hijyen noktasında, gıda hijyeni ve gıda kalitesi noktasında rol oynadığı bir bütünleşik sistem aslında. Bu bütünleşik sistemde zincirlerin halkalarını birbirine bağlamamız gerekiyor. Çünkü bu zincirler birbirine kopuk olursa o zaman yani çektiğiniz zaman gelmez elinizde zincir. Onun bir bütünleşik sistem dahilinde faaliyet göstermesi bir anlam taşır. O noktaya odaklanmamız gerekiyor ülke olarak. Çünkü gerçekten baktığımızda aslında birçok sistem kendi içinde çalışıyor. Yani işte atıyorum laboratuvarlar şu an yandı ama daha öncesinde kendi içinde kontrollerini yapıyordu. Veteriner hekimler kendi içerisinde bir çaba halinde. Bakanlık kendi içerisinde bir çaba halinde. Belediyeler herkes aynı. Ama bunları bir araya getirecek bir sistemi ve üreticiyi, tüketiciyi de içine katacak bir sistemi bütünleştirip artık kayıtlamak lazım. Yani bunu temin etmek gerekiyor. Topraktan atılan tohuma kadar ya da sonrasındaki aşamadan soframıza gelene kadar olan süreçler çok önemli. Dolayısıyla toprağımız ne kadar aslında acaba? Kesinlikle. O çok önemli bir nokta gerçekten. Çünkü gıda tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü yani hayvansal kaynaklı gıdaları da tüketiyoruz. Zaten bizim de çıkan yasa öyle, gıda ve yem yasası olarak geçiyor. Avrupa'da da öyle geçiyor. Yani toprağı içine katıyor. Yani toprağın materyalini, toprağın kalitesini, topraktan elde edilen hayvan yemini kesinlikle sistemin içinde değerlendiriyoruz. Ve çok önemli bir nokta gerçekten. Yani içindeki pestisitler, kalıntılar, uygulanan kimyasalların gıdaya geçişi, gıdanın içinde kalıntı olarak barınması, proseste bile elimine edilememesi söz konusudur. Yani atıyorum bir buğdayın içinde topraktan gelen bir katkı maddesinin buğdaya geçip hayvanın yediği yemden sütüne geçmesi ve sütünden bir hellim üretiminin son noktasına kadar dilimleyip belki onu ızgar ettiniz, grill yaptınız, yemeğe koydunuz. Pişirseniz dahi hala önünüze gelebilecek belli kriterler, riskler var ne yazık ki. Organik tarıma yönelmek bu noktadan sonra artık belki insanlar kendi çarelerini kendileri üretmeye başladı. Evet. Ama noktada acaba tabii ki tam anlamıyla organik olması için gerekli şartlar var mıdır? Evimizdeki toprakta ya da etraftan geçen arabaların, etraftaki kirliliklerin de aslında bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Ama görüyoruz ki insanlar artık son zamanlarda işte bu da bir yandan bilinçlenmeyi, belki bir yandan güvensizliği de işaret eder bu. Kendi tüketeceği ürünü en azından kendi bahçesinde ilaçsız bir şekilde kimyasaldan uzak durarak tüketmeye çalışıyor. Ama organik ürün almaya gittiğimiz zaman nasıl anlarız gerçekten organik olup olmadığını? O artık şekli bozuk olan çirkindir, almayalım değil, daha sağlıklıdır herhalde, alalım dönemi artık başladı. Ama bununla birlikte gerçekten organik midir değil midir anlamak için sertifikalar mıdır bakmamız gereken? Doğru, evet, sertifikalar, yani sertifikanın da kendi içinde bir sistem içinde olması söz konusu. Bu daha tabii ki yani ürünü ben organik olarak piyasaya sunuyorum, işte organiktir deyip kendi başına bir etiketlemeyle mümkün olmuyor. Belli süreçleri var, dediğiniz gibi toprağa kadar iniyor. Topraktan itibaren hani toprağı nasıl işlediği, toprağı nasıl yönlendirdiği, ürünü nasıl yetiştirdiği ile ilgili süreçlerde dikkat etmesi gereken kuralları belgeleyen, uyguladığına dair belgeleyen sistemleri kendi içinde gerçekleştirmek ve bunu da dışarıdan gelen bir firmayla teyit etmek zorundadır. Bunu yaptığı zaman ürünün üzerine organik damgasını vurabilir. Zaten organiğin altında muhakkak işte register şu numara, yani kayıt numarası şudur şeklinde bir ibare olur. Uzun yıllar önce Avrupa Birliği'nin ülkemizde bu tür çalışmalar olmuştu. Ve gerçekten işte nar üretiminde olsun, havuç veya yerli bazı ürünlerde organik elde edilmesi süreçlerinde üreticilere çok ciddi, çok değerli bilgiler aktardılar. Ve sertifikasyon işlemlerinde de ciddi bir danışmanlık ve de denetim hizmeti aktardılar. Bu gerçekten bir sayfa açmıştı ülkemizde ama şu an öyle çalışmalar yok. Bunları görememek bizi üzüyor çünkü o bir ileri adımdı. Şu an o ileri adımın devamı yok. Laboratuvar da aynı konu aslında. Bir çalışan sistem diye o sistem ortadan kalktı şu an. Ve sanki geriye gidiyor gibiyiz. Evet. Ve organik gıda şu an zaten bahsettiğimiz bütün riskleri ortadan kaldıran, bu risklerden dolayı insanların dünyada ilgi gösterdiği, dünyada yarattığı bir akım.
Bizim de bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Evet. En önemlisi de devlet politikasının olması gerekiyor organik gıdalarla ilgili. Bunun yanında köylerde üretilen işte ev yapımı, lokal yiyecekler var. Bunların da yasalarla belli bir standarda oturtulması gerekiyor. Bizler de oda olarak belli dönemlerde ekolojik olarak festival yapılan büyük konuk köyümüz var. Oradaki üretici kadınlara verdiğimiz eğitimler, hijyen eğitimleri olmuştu. Yine ekolojik olarak belli bir standardı nasıl sağlanır şeklinde ürünlerden nasıl bir sistemle elde edilir şeklinde belli eğitimlerden geçmiş üreticilerimiz var. Ama bunlar şu an sertifikasyon halinde değil. Yani kendi bildikleri yöntemleri uyguluyorlar. Gerçekten buna inanan insanlar da var. Yani sonuçta hepimiz tüketiyoruz gıdayı. Ben organik gıda tüketeyim diye hani üretimini yapıp satışına da odaklanan insanlar var. Bunu bir misyon edinen üreticilerimiz var. Bunları da ön plana çıkarıp belki onları da buralarda konuk edip belki veya basın yoluyla paylaşmak hani pozitif anlamda ülkedeki değişimi tetikleyecek şeyleri de çağırmamız lazım sanıyorum. Evet. Peki yönetmenim uyarıyor. Çünkü biraz geç başladık programa. Dolayısıyla çok hızlıca öğrenmeye çalıştık ama yeniden ağırlamak isteriz sizi stüdyomuza. Teşekkür edelim. Gıda güvenliği konusu çok önemli. Hepimiz hassasız bu konuda. Ama devlet laboratuvarında çıkan yangın sonrasında özellikle tüm tarafları da dinlemeye çalışıyoruz. Önemlidir her bir görüş. Uyarılarınız gerçekten önemli. Geçmişe oranla daha bilinçli bir toplum olduğu da ortada. Tekrardan teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Nail Soyeldi programın son bölümündeki konumuz. Böylelikle bu hafta da birlikteliğimizin sonundayız. Haftaya pazartesi yine saatiniz 7.30 gösterdiğinde Günaydın Kıbrıs'ta karşınıza alacağız. Her cumartesi de sevgili Adem Kavas sizlerle birlikte oluyor gazeteler ve konuklarıyla. Şimdilik hoşçakalın.